Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Aslında yapacağımız konuşmanın bu değildi ama bu günü değiştirdik. Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'nin ve 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar gayrimeşru bir karardır. Derhal bu kararı veren hakimler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması gerekir. Mahkemenin verdiği bu karara uymayan Yargıtay darbe yapmaya kalkışmıştır. Buna istinaden bu karar milletin vicdanında yok hükmündendir. Şiddetle kınıyoruz. Millet ızdırap içindedir. Bu karara en büyük tepki de AK Parti Genel Başkanı Sayın Hayati Yazıcı'dan olmuştur. Ömer Çelik de dahil oldu bu işe. Bu hepinizin huzurunda vicdanınıza sorulacak sorudur. Millet bunun hesabını bize sorar. Adalet herkese lazımdır. Şimdi vilayetimin sorununa geliyorum. Tarsus Pamuklu Barajı isale hattı yapılmadı. Bu hat gelmediği takdirde 2004 yılında ortaya çıkacak susuzluk içme suyu olarak nefes almaya bile yetmeyecek. Depremden dolayı Mersin'e 500 bine yakın vatandaşımız geldi. Kış aylarında olmamıza rağmen su bize yetmiyor. İleriki günlerde sıkıntılı. Derhal Pamuklu Barajı'nın isale hattı yapılıp boruların döşenip bu işin bitmesi lazım. Çözüm bekliyor Mersin. Diğer taraftan daha önce defaatle konuştuğum meclisimizin kürsüsünde limon ihracatçımızı, limon üreticimizi, tarım ürünlerini defaatle konuştum. Ses gelmedi. Şimdi Mersin'de yapacağımız hadiseyi anlatıyorum. Tabii ki hakkımız olan en kısa zamanda Mersin'de bir çiftçi mitingi yapacağız. Hem de öyle 5 bin 10 bin değil, 100 binlerin olacağı bir çiftçi mitingi yapacağız. Sizleri Mersinli, Adanalı, Tarsuslu, Erdemlili, Silifkeli, Torosların üreticileri adına sesleniyorum. 1.200.000 limon yetişiyor. Bunun %93'ü Adana ve Mersin tedarikçisidir. Çözüm, Mısır ülkesinin kendi üreticisine verdiği, ihracatçısına verdiği %8 fatura bedelinin %8 iadesidir. Bunu vermezseniz 50 kuruşlara düştü limon. Tarım ürünleri de böyle. İspanya'yla, Mısır'la dünya piyasalarına baş edemiyoruz. Geçen Ticaret Bakanı'na arz ettim, söyledim. Takılıp Maliye Bakanı'na takılıyor. Yeni sene bu limon başından biz kesip hasat etmezsek bu yıl, yeni yıl İstanbul ve Ankara limonun tanesini 100 liradan yiyecek. O zaman enflasyonun ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Kaldı ki zaten göletler yapmadınız, bitirmediniz. Erdemli'nin Sorgun Göleti, Sorgun Barajı, Aksuvat Barajı'nın isalatlarını yapmadınız. Fındık Pınarı'nın göletini bitirmediniz. Erçel'in %30 bitmiş olan barajına para yok diyorsunuz. Diğer taraftan Akkuş Göleti olan 8 köyü ilgilendiren Yavca ve daha aşağıki köyleri Musalı, Çelebili göletlerini, Akkuş Göleti'ni bitirmediniz. Daha ileri gidelim. Karakız, Kargas Sekme Göleti, Fındık Bunları hattında en az 20 köyü ilgilendiriyor. Şimdi soruyorum. Biz bunu 4,5 aylık milletvekiliyim, en defa 4 defa burada getirdim meydana. Bunu bu kayıtlara geçiriyorsunuz da bunu başka biri duymuyor mu? Nasıl olacak? Gidiyoruz plan bütçeye, varıyoruz bakanın yanına, Cek'le Cuk'la konuşuyoruz. Bunun siyasetle bir alakası yok arkadaşlar. Zaten para etmiyor, üretici para kazanamıyor. Tüketici bunu pahalıya alıyor, yiyor. Biz de böyle olursa ne ekeceğiz ne dikeceğiz. Hayvanı olanlar dağdan yörük koyununu getirmedi. Getirirse her gün 3.000 lira yan parası verecek. Onun için soğukta, kırda, tepede kalıyor ki orada çadırın arasında bir günde 3.000 lira kâr edeyim diye. Et para etmiyor üretici için. Süt para etmiyor. Yörük bağırıyor. Mersin'de 800 bin yörük var. Evet, ben onların temsilcisiyim. Garip kurabanın, yoksulun, üreticinin, çiftçinin her zaman sesi oldum. Bunu bir vallahi şov diye söylemiyorum. Yüreğe yeten var.
Sayın Çakır lütfen tamamlayalım. Bir dakika veriyorsunuz. Buyur. Yüreğe yeten varsa partisi pırtısı ne olursa olsun Erdemli Meydanı'na, Toroslar Meydanı'na, Silifke Meydanı'na, Anamur Meydanı'na çağırıyorum. İtarımızı kesin dedim, her gün tehdit alıyorum. Evet, itarımızı kesmezseniz uyuşturucu da kesemezsiniz. Eroyuncuyu kesemezsiniz, kokaincuyu kesemezsiniz. Yerimizi ayağa kaldıralım. Anamur'u imdat diyor, şovu bırakalım, gerçeği bırakalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Adalet her kişi lazım. Yaşasın adalet. Sayın Çakır teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri, şimdi sisteme giren ilk 20 milletvekiline yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim. İlk söz İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. 22 yılını cephede geçirmişliği, yorulmak bilmeden binlerce kitap okumuşluğu var. 42 yaşında devlet kurmuşluğu, cumhuriyet diyerek egemenliğe ait olduğu millete vermişliği var. En çaresiz durumda geldikleri gibi giderler, ya istiklal ya ölüm demişliği. Bayrağı indirmeyip ezanı dindirmeyişi, emperyalizme karşı mazlum milletlerin umudu oluşu var. Askerine ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum derken, tek bir ağacı kesmemek için koca köşkü yürütmüşlüğü. Yurtta barış, dünyada barış diyerek insanlığa yol gösterişi. Eserini çok güvendiği gençliğe emanet etmişliği var. Ömrünü milletine adadığı gibi tüm malını mülkünü de milletine bağışlamışlığı. Hasretle, minnetle, saygıyla anıyor. Atatürk'ün izinde Türkiye yüzyılını selamlıyorum. Saygılarımla. Elazığ milletvekili Erol Keleş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 3-9 Kasım organ bağışı haftasında hayat kurtarmanın en somut yollarından biri olan organ bağışının önemini tekrardan anımsıyoruz. Türkiye ve dünya genelinde nakil bekleyen binlerce hastanın umudu olabileceğimizi hatırlıyoruz. Organ bağışı pek çok insan için hayati bir çare olabilir. Her yıl bağışçıların fedakarlıkları sayesinde gerçekleşen nakillerle hayatlar kurtuluyor ve umutlar yeşeriyor. Organ bağışı işlemi bir belge imzalayarak ve bir kart taşıyarak gerçekleştirilebilen basit ama etkili bir eylemdir. Bu eylemle birden fazla hayatı iyileştirme potansiyeli taşıyoruz ve hastalara yeniden umut vaat ediyoruz. Bu önemli haftada her bir bireyi organ bağışının önemini düşünmeye ve hayat kurtarma yolunda aktif bir rol almaya davet ediyorum. Bağışınızla hayat kurtararak sonsuz bir teşekküre sessizce ortak olabilirsiniz. Bayburt Milletvekili Orhan Ateş.